WebTekno'dan hepinize selamlar dostlar. iPhone 16 çıktığından beri gündemimizde doğal olarak o var. Ama bir yandan da ekonomi bize Apple özelinde en çok satan modelin iPhone 13 olduğunu söylüyor. Biz de adettendir güncel bilgilerle bir iPhone 13 hala alınır mı videosu yapalım dedik. Hadi birlikte inceleyelim. Bu videoda iPhone 13 alınır mı sorusunu biraz genişletip iki farklı perspektif sunmaya çalışacağız. Diyelim ki sadece iPhone'a odaklanan biri değilim. Marka önemli değil. Bütçemin karşılığında maksimum faydayı istiyorum. Bu bütçeyle en üst düzey ne tür özellikler alabilirim? İkincisi, sadece iPhone almak istiyorum, bütçem 13'e yetiyor. 13 alırsam üst nesillerde olan hangi özelliklerden eksik kalırım? Yani 37 bin lira verip uzun kullanımda üzülür müyüm? Öncelikle iPhone 13'ün şu anki fiyatıyla bize sunduğu özelliklere bir bakalım. 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran, 60 Hz ekran yenileme hızı, iPhone 16 ile güncelliğini yitirmiş tasarım formu, A15 Bionic chip, 12 megapiksellik ana kamera, geniş açı ve ön kamera, üçü de 12 megapiksel çözünürlüğünde, sinematik video ve IP68 dayanıklılık standardı öne çıkan ana özellikler. Bu özellikler ne kadar güncel? iPhone 13 çıktığı günden beri çok satılan, insanların yıllardır severek, güvenerek kullandığı bir telefon, o açıdan artı puanı kapıyor. Ama bugün sıfır, kapalı kutu bir iPhone 13 almak istersek aklıma şu soru geliyor. 3 yaşındaki bir telefona 37 bin lira vermeli miyim? Tasarım açısından bu iPhone tasarımının sevildiğini biliyoruz. Çünkü iPhone 16'nın yeni kamera çerçevesi tartışma konusu olmuştu. Güncel değil, evet, ama çok sevilen bir iPhone formu var 13'te. Ekrana baktığımızda boyut olarak değil ama görüntü kalitesi anlamında hala güncel bir iPhone olduğunu söylememiz lazım. Ama onun dışında söylediğimiz gibi panel, P3 renk desteği ve HDR hala güncel özellikler. Sadece 60 Hz oluşu ve parlaklık değeri artık bu fiyattaki bir telefon için güncel değil maalesef. Böyle bir bütçeyle parlaklık oranı daha yüksek, ekran yenileme hızı 120 Hz olan, adaptif ekran yenileme özelliği olan, yani gerekli ekran yenileme hızını otomatik olarak ölçüp ayarlayabilen, böylece pil tasarrufu sağlayan telefonlar bulabiliyoruz. Onların yanında iPhone 13'ün ekranı biraz daha yavaş kalıyor deneyim anlamında. İşlemciye baktığımızda A15 Bionic 3 yaşında, aslında hala performanslı ama fiyatına göre düşündüren bir işlemci. Bir yıl boyunca şu gördüğünüz iPhone 13 kullandım ve performans konusunda bir sorun yaşamadım. Ama şu an sıfır alacak olsam 3 yaşında bir işlemci beni düşündürürdü. Bugün hiçbir sorun yaşatmayabilir ama uzun yıllar kullanmak istiyorsam en azından bir üst nesli almayı hedeflerdim, öyle söyleyeyim. Ama iş görür mü derseniz, görür tabii ki. Sosyal medyada ya da PUBG gibi oyunlarda hala oldukça performanslı bir telefon bugünkü haliyle. Canınızı sıkmaz, üzmez. Dediğim gibi sadece daha uzun süre kullanabilmek için üstteki nesillere bakılabilir. Ama uzun kullanımda ne tür sorunlar yaşatır derseniz şöyle olabilir. Yani cihazın ısınma sorunları artabilir. Yani Instagram'da ya da Twitter'da takılırken bir ısınma sorunu yok telefonun. Ama daha yoğun kullanımda, işte ağır bir uygulama kullanırken veya birçok uygulamayı aynı anda kullanırken, yani arka planda işte bir yandan harita açık, bir yandan ekran parlaklığı full açık, bir yandan işte kamerayı açıp kapatıyorsunuz falan. Bu tarz böyle multitaskinglerde ısınma sorunu daha fazla artabilir. Pil performansı gelecek güncellemelere göre etkilenebilir. Yapay zeka gelmeyeceği için o tarafta bir şey söyleyemeyiz. iPhone 13 yapay zekayı deneyimleyebileceğimiz bir telefon olmayacak. Ama tabii ki gelecek güncellemelerle birlikte performansı bir tık daha düşecektir. Onun dışında kamerasını değerlendirecek olursak, az önce dediğimiz gibi iPhone 13'te hem ön kamera, hem ana kamera, hem de geniş açı, üçü de 12 megapiksel çözünürlüğünde. Artık çözünürlük anlamında bu seviye güncelliğini yitirmiş bir durumda dostlar. Çünkü iPhone 16'da 48 megapiksel seviyesini görüyoruz ana kamerada ve geniş açı kamerada. Ama onu bir kenara bırakalım. Kalite anlamında bence ana kamerası hala güzel olan bir telefon. Zaten yeterlilik anlamında halen daha 4K'da 60 kare video çekebilmesi veya sinematik mod özelliğini sunabilmesi, portrede iyi bir performans sunabilmesi bence hala bir kullanıcının ihtiyacını gayet iyi karşılayabileceği seviyede. Ama biraz daha güncel özellikler arıyorsanız, mesela sadece kamera değil de yani kameranın yanında fotoğraf çektiğimde obje silebileyim diyorsanız, maalesef direkt iPhone 16'ya bakmak zorundayız Apple tarafında. Ama mesela gece performansı daha iyi bir kamera arıyorsanız 13 sizi bir yerden sonra tatmin etmeyebilir. Yani gündüz iyi bir ışık varken iPhone 13'ün kamerası çok güzel gerçekten. Ama geniş açıda sunduğu gece performansı veya ana kameranın da artık ışık iyice düşmeye başladıktan sonraki performansı açıkçası daha güncel nesillere göre biraz geride kalıyor. Hani üzer mi üzmez, pişman etmez, ama uzun süre kullanacağımızı varsayarsak yine bu ihtimalde, eğer erişebiliyorsak, bütçemize el veriyorsa bir üst nesle bakmakta bence yine fayda var. Ama bu kadar performansı önemsemiyorum, ben sadece Instagram'a gireceğim, story atacağım diyenler için de hala çatır çatır çalışan güzel bir kamerası var telefonun. Özetle onu da belirteyim tekrardan. Diğer bir öne çıkan özellik IP68 sertifikası ise zaten nesillerdir iPhone'ların standart dayanıklılık özelliği. iPhone 13'te kendinden sonraki nesillerle gelen standardın aynısını taşıyor. Dayanıklılık
anlamında üst nesillerden bir farkı yok sertifika anlamında. Tüm bu özelliklerle birlikte iPhone 13 hala sorunsuz kullanılabilecek bir telefon ama bu fiyata çok daha yeni, bu yıl çıkmış ya da bir yaşında çok daha donanımlı ve hatta yapay zeka özellikleri olan bir telefon alınabilir. Apple tarafında maalesef hani 13, 14, 15 arasında çok keskin fiyat farkları var ve bir özelliği almak istediğimizde gerçekten ödemek istediğimiz meblağ canımızı sıkabilir ama Android tarafına baktığımızda 37 bin liraya çok daha fazla seçenek var. Donanım itibariyle ve hatta yapay zeka itibariyle. Bence eğer sadece Apple'a odaklanmıyorsanız bir onlara da bakmakta fayda var. Hatta eğer isterseniz bu fiyat bandında önerebileceğimiz telefonları listelediğimiz bir içerikte hazırlarız sizler için. Ama yok, hedefiniz sadece iPhone almaksa gelin bir de iPhone'lar arasında bir karşılaştırma yapalım. Hem nesil olarak hem de fiyat farkına bakınca her ne kadar bir üstü iPhone 14 olsa da 15'in satışlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da açık bir şekilde kullanıcıların 14'e pek yükselmediğini gösteriyor ama biz yine de kararsız kalanlar için nesil atlamadan 13, 14, 15 diye gidelim. Şöyle bir yabancı gözle bakalım önce. Bu telefonların arasında ne farklar var? 3 telefonda da Super Retina XDR ekran var öncelikle. 13 ile 14'te A15 bionic var, 15'te ise A16 bionic var. 12 megapiksel ana kamera ikisinde de var ama 15'te 48 megapiksel ana kamera var ve 2x optik zoom var. iPhone 14'te sinematik mod 4K'ya çıkıyor. Ayrıca ön kamerada bir diyafram iyileştirmesi var. Bir de 13'te Photonic Engine ve hareket modu yok. 14 ve 15'te var. 13'te trafik kazası algılama özelliği yok. 14 ve 15'te var. 13 ile 14'te Lightning şarj, 15'te ise Type-C şarj var. Bir de Bluetooth güncellemesi var. 13 ile 14 arasında resmi sitede pek bir fark yok gibi. Neler saydık hemen bir filtreleyelim. 4K sinematik mod çekim yapabilmek, Photonic Engine, hareket modu, trafik kazası algılama ki bu benim çok önemsediğim bir özellik. Bir de ön kamerada diyafram iyileştirmesi. İşlemciler isim olarak aynı ama aslında değil, hemen bir parantez açalım. Grafik işlemciye bir çekirdek ekleme yapılmıştı 14'te. Peki batarya veren, yani yıllarca kullanacağız. O yüzden bir geliştirme varsa tercih sebebi olabilir. iPhone 14 ile 13 arasında çok küçük bir batarya farkı var gördüğünüz gibi ama günlük hayatta ne kadar yansır emin değilim. Asıl önemli fark RAM tarafında. 14 6 GB RAM ile gelirken 13 4 GB RAM ile geliyor. İşte bu uzun kullanımda fark yaratabilir. İki telefona Apple Intelligence gelmeyecek. O yönden büyük bir RAM ihtiyacı olmayacak. Ama yine de gelecek iOS sürümleri iPhone 13'ün performansını 14'ten çok daha fazla etkileyecektir bu RAM farkı yüzünden. O yüzden hem bir yıl daha fazla kullanmak hem de performans düşüşünü bir nebze daha az hissetmek adına iPhone 14 daha doğru bir tercih olur. Bir kez alayım, uzun süre başım ağrımasın diyorsanız 14 daha mantıklı. Tabii eğer bütçemiz iPhone 15'e yetmiyorsa. iPhone 13 ile 15 arasında daha da belirgin günlük hayat deneyimini etkileyecek farklar var. Birincisi dinamik ada. Hepimiz telefon bakarken farklı şeylere odaklanıyoruz. Oyun performansı olabilir, kamerası olabilir vesaire ama dinamik ada telefonu kullanan herkesin deneyimini önceki nesillerden farklılaştıran bir tasarım değişikliği. Birçok uygulamanın canlı bildirimlerini burada görebilir. Müzik dinlerken parça seçimini buradan daha kolay yapabilir. Arka planda harita açıksa geçişi ada üzerinden yapabiliriz falan. Yani iPhone'un multitasking deneyimini çok kolaylaştıran bir özellik. İkincisi bence ana kameranın 48 megapiksel oluşu ve 2x optik zoom. Bu herkes için çok anlam ifade etmeyebilir ama kamerayı önemseyenler için önemli. Çünkü dijital zoom yerine optik zoom yapmak çok fark ediyor cidden. Bir de iPhone 15 önceki nesillere göre daha gelişmiş bir HDR işleme teknolojisi kullanıyor. Bu şu an 16 Pro Max'te de kullanılan HDR5 teknolojisi. Üçüncü fark ekran tarafında. 13, 14 ve 15 ekran parlaklığı dışında birebir aynı ekranlara sahip ama parlaklık değeri konusunda 15 önceki nesillerine göre daha iyi. Açık havada 2000 nite kadar parlaklık sunuyor. Tercih yaparken birincil derecede önemli bir faktör mü emin değilim ama günlük kullanımda deneyimi ciddi anlamda etkileyebileceğini söyleyebilirim. Dördüncü farksa şarj girişinin farklılığı. iPhone 15 ile birlikte Type-C sokete geçildi ve her şeyin Type-C ile şarj edilebildiği bir dünyada sırf iPhone'u şarj etmek için ekstra bir Lightning kablo taşımamıza gerek kalmadı. iPhone 16 ise daha da gelişmiş yapay zekalı bir iPhone olarak karşımıza çıkıyor ama bütçe açısından 13 ile 16'yı karşılaştırmak pek mantıklı değil gibi geliyor bana. O yüzden bu video özelinde 16'yı çerçevenin dışında bırakacağım ve 3 nesli özetleyeceğim. 37 bin liranın üzerine 8 bin lira daha koyup 14 alırsanız bir önceki nesle göre 1 yıl daha uzun güncelleme alırsınız. RAM'i daha yüksek olduğu için uzun süre daha rahat kullanırsınız. 15'te ise daha büyük farklar var ama bu özellikler için 13-14 bin lira eklemek herkesin yapabileceği bir şey değil tabii ki. Yani sizce mantıklı mı, hatta size sormuş olayım, yorumlarda buluşalım. Benim fikrimi soracak olursanız, eğer gerçekten telefonu gün içinde çok yoğun kullanan biri değilseniz ya bütün işinizi telefonla yapmıyorsanız bu özellikler, aradaki fiyat farkını göz önüne alarak söylüyorum, çok da önemli değil gibi geliyor bana. Sadece güncellemeyi kafaya takıyorum çünkü 37 bin lira az buz bir para değil ve bir kere verdikten sonra uzun yıllar kullanmak isterim. O yüzden güncelleme dışında ben diğer donanımlara okey gibiyim. Kişisel tercih olarak ekran yenileme hızının daha yüksek olmasını isterdim ama onun için pro model bakmak zorundayım Apple tarafında. Bu bütçe gereği onu da yapamayacak bir konumdaysam
açıkçası ona da yapacak bir şey yok derdim ve 13 alırdım. Yani aradaki özellikler, tamam hani 13 ile 15 arası daha keskin farklar var ama mecburi mi ya da yani olmazsa olmaz mı? Bence değil. iPhone 13 hala günlük işleri, hatta multitasking konusunda bile gayet başarılı bir telefon. Takılacağım tek şey bir yıl daha uzun kullanmak olurdu. Bir yıl daha fazla kullanmak için belki 7000 lira daha fazla verip iPhone 14 alabilirdim. Onun dışında yine bir yıl iPhone 13 kullandığım için biraz bir yıllık süreç hakkında bilgi verebilirim size dostlar. Yani açıkçası ben iPhone 13'ün şu anda biraz da küçük kalmış ekranını çok seviyorum. Hatta 13 mini düşünüyordum. Son dakika karar değiştirip 13 aldım. İyi ki de öyle yapmışım çünkü 13 minilerin piyasası çok düştü sonradan. Yani şu anda bir de iPhone'ların hani satıp yenisini alma piyasasının canlı oluşu kısmı var. O açıdan değerlendirdiğimde iyi ki iPhone 13 almışım diyorum. Tabii benim aldığım dönemde 14 yeni çıkmıştı. Ama kamera yönünden ana kamera özelinde bana pek bir eksiklik hissettirmedi. Ben 15 Pro Max'e geçtikten sonra fark ettim hani yeniliklerin ne olduğunu, öyle söyleyeyim. Ondan sonra geniş açı kameranın aslında artık pek de güncel olmadığı yorumunu ekliyorum o yüzden. Yani düşük ışıkta gerçekten daha iyi kameralar var yani o fiyat bandında. Yani daha düşük bir fiyat bandından bahsediyor olsak mesela iPhone 11 videosunda 25-26 bin lira bandında bir değerlendirme yapıyorduk. O seviyede de daha iyi geniş açı kameralar vardı. iPhone 11'in geniş açısından daha iyi bir kalite sunan kameralar vardı. Ama iPhone 13 özeline geldiğimizde artık yani 37-38 bin lira bantlarına geldiğimizde Android tarafında çok güçlü seçenekler var açıkçası. O yüzden ben bugün alıyor olsam o seçenekleri ciddi anlamda düşünürdüm. Performans tarafında dediğim gibi zaten yarı yolda bırakmadı. Hatta bir AnTuTu testi yaptım. AnTuTu testinde hala gayet diri bir işlemci olduğunu gösteriyor. Yani bir yandan işte 16 Pro Max'in puanı var. Bir yandan 13'ün puanı var. Hala canavar gibi bir işlemci ve bu testi yaptığım iPhone zaten yorgun bir iPhone. Yani batarya sağlığı %92 olan bir iPhone'dan bahsediyoruz. O açıdan bile hala canavar gibi çalışan bir işlemci. Sadece yine aynı şekilde konu dönüp dolaşıp güncellemeye geliyor. Belki güncellemelerle daha çok ısınır ya da performansı yavaşlar falan. O beni korkutuyor yani. Şöyle genel anlamda bir toparlayacak olursam yani güncelleme ömrü, yapay zekanın gelmeyecek olması, geniş açı kameranın artık performans konusunda düşündürtmesi ve 60 Hz ekran yenileme hızı 37 bin liralık bir telefon için beni düşündürten şeyler. Ama bunlar sizin için önemli değilse gayet tabii alınabilir. Uzun yıllar sağlıklı bir şekilde sıkıntı yaşamadan kullanılabilir bir telefon iPhone 13. Sizler ne düşünüyorsunuz? iPhone 13 kullananlar lütfen uzun kullanım yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Onun dışında eğer bugün alırsak sizce iPhone 13'ü kaç yıl sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz? O konuda da yorumlarınızı çok merak ediyorum. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.